Merhaba değerli seyirciler. Muğla'dan Düerek futbol sahasından mükemmel bir maçla karşınızdayız. Muğla U12 liginde yarı final mücadelesi. Fethiye 1923 ile G grubu şampiyonu Fethiye 1923 ile F grubu şampiyonu Dalaman Atletik Spor karşı karşıya geliyor. İki takım da kendi gruplarında şampiyon tamamladı ve çeyrek final kurallarında Fethiye 1923 şanslı bir kura ile doğrudan yarı finale yükseldi. Dalaman Atletik Spor ise çeyrek finalde Marmaris'i penaltılarla, kaleci Alper Boz'un yıldızlaştığı maçta penaltılarla mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Evet, kadroları okuyalım. Dalaman Atletik'te kalede 1 numara Alper Boz, 5 numara Yunus Emre Yüksel, 13 Buğra Mert Orhan, 10 Aras Yıldırım, 48 Batu Dursun, 6 Kuzey Taş, 9 Mustafa Taha Başdoğan, 7 Mustafa Çakıcı. Yedeklerde 12 Enes Tüfekçi, 15 İskender Semih Saruhan, 8 Ömer Keskin, 16 Mustafa Emir Kanat, 14 Alperen Kutlu, 88 Mete Sönmez, 11 Ege Kıvanç, yanlış okumadıysam Ege Kılınç, özür dilerim. Kadro bu şekilde Dalaman Atletik'te. Fethiye 1923'te hemen kadroyu okuyalım. Kalede 1 numara Sual Topal, savunmada 48 numara Ömer Bayılmış, 23 Aral Özdemir, 8 Mehmet Şahin Cesur. Önlerinde 5 numara Nasu Efe Gübüt, 11 Alaaddin Miraç Yağan, 53 Kerem İrfan Çil ve 7 Erol Kula. Yedeklerde 25 Cemil Çayır, 33 Serbay Karadağ, 9 Çınar Kundakçı ve 71 Ramazan Ege Acar. Teknik direktör Süleyman Dündar ve Kazım Ankıvrak Fethiye 1923'te ve Dalaman Atletik'te Mete Akar ve Mete Aslan. Teknik direktörler sağ kenarında yerlerini aldı. Kaleci formasında bir değişiklik istedi sanırım hakem. Fethiye 1923'te kaleci Sualp'in forması açık yeşil beyaz çizgiliydi. Dalaman Atletik de parçalı yeşil beyaz. Sanırım onda sorun çıktı. Biz kadroları okurken anlayamadık meseleyi ama Sualp soyunma odasına doğru hareketlendi hemen. Dalaman Atletik bize uzak olan kaleyi seçti. O yüzden ilk defa izleyeceğimiz oyuncular var. İşte bak orada. Offside kamerasıyız. Mehmet çay vereyim mi? Çay vereyim mi? Yok abi sağ ol. Kendim zor duruyorsun zaten. Evet, Dalaman Atletik'te ilk defa izleyeceğimiz oyuncular olduğu için isimleri şu an bize yüzü dönük olduğu için numaraları da göremiyoruz. İsimleri bazen şaşırabiliriz. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Evet, Sualp'in forması değişti. Turkuaz formayı giydi. Evet. Hakem ilk düdüğü çalıyor ve maça Dalaman Atletik başlıyor. Alaaddin. Mustafa Çakıcı. Çakıcı'nın pası Ömer'den geçmedi. Nasuh, Alaaddin, Ömer. Ömer geriye tehlikeli bir pas. Batu. Ara pası denemesi Aras'tan geçmedi. Şimdi Erol. Erol kontratak şansı. Erol sol çizgiden ilerliyor. 3 kişi var yanında. Erol içeri çevirdi. Hiçbir arkadaşı yok orada. Kaleci Alper çıktı ve aldı. İki takımın da alışık olduğu U12 sahasına nazaran bu saha oldukça yanlardan geniş bir saha. İki katı neredeyse diyebiliriz. O yüzden bugün kondisyonu biraz daha iyi olan ve saha dizilişini doğru yapan takım maçı kazanacağını düşünüyoruz. Bir önceki maçta yine yarı final mücadelesinde Sabuhane ile Düerek Güneşspor karşı karşıya gelmişti. Çeyrek final mücadelesinde oyunuyla alkış alan Sabuhane
saha dizilişinde biraz sıkıntı yaşadığı için Düverek Güneşspor karşısında zorlandı bugün ve 4-1 Düverek Güneşspor kazandı. Yarı finalde ilk finalist Düverek Güneşspor oldu böylelikle. Şimdi Alaaddin'le kanatta atak geliştiriyor. Fethiye 123. Alaaddin çizgiye indi. Alaaddin çevirdi. Savunma araya giriyor. Erol'dan önce ve uzaklaştırdı orada Yunus Emre. Mustafa Taha çekti topu. Mustafa Çakıcı vardı. Döndü en geriye. Batu. Aras. Tekrar Batu. Mehmet Şahin kesti topu. Aras döndü geriye. Buğra. Özür dilerim, Yunus Emre. Şimdi Buğra. Buğra geçmedi top. Nasuh baktı ileriye doğru. Kerem ayağından açtı. Erol şut ve gol mü? Evet. Hakem golü verdi. Erol ilk şutunda harika bir golü imza atıyor. Ve 1-0 öne geçiriyor takımını. Erol Kula yine yaptı yapacağını. 3. dakika enfes bir gol. Üst direkten seken top çizginin içine düştü diyor hakem ve golü verdi. 1-0 öne geçiyor Fethiye 1923. Buğra geçmedi top. Nasuh baktı ileriye doğru. Kerem ayağından açtı. Erol şut ve gol mü? Evet. Hakem golü verdi. Erol ilk şutunda harika bir golü imza atıyor. Ve 1-0 öne geçiriyor takımını. Erol Kula yine yaptı yapacağını. 3. dakika enfes bir gol. Üst direkten seken top çizginin içine düştü diyor hakem ve golü verdi. 1-0 öne geçiyor Fethiye 1923. Buğra geçmedi top. Nasuh baktı ileriye doğru. Kerem ayağından açtı. Erol şut ve gol mü? Evet. Hakem golü verdi. Erol ilk şutunda harika bir golü imza atıyor. Ve 1-0 öne geçiriyor takımını. Erol Kula yine yaptı yapacağını. 3. dakika enfes bir gol. Üst direkten seken top çizginin içine düştü diyor hakem ve golü verdi. 1-0 öne geçiyor Fethiye 1923. Evet, oyun tekrar hareketleniyor. Mustafa Taha, Yunus Emre, Kuzey, pas hatası, Mustafa Çakıcı. Yunus Emre, Batu, Taha, Batu'nun bindirmesini bekledi, vermedi. Şimdi ofsaytta Batu, Taha çalıma gidiyor. Taha çıkamadı, aradan Kerem kazandı. Kerem Taha ile mücadelesi. Kerem gönderdi ileriye. Erol, Kuzey girdi araya. Batu. Tekrar Kuzey'i düşündüm. Mehmet Şahin kesti topu. Kerem, Erol sağ kanat bomboş. Alaaddin koşmasını bekliyor arkadaşları. Şimdi Nasuh aldı ayağına topu. Alaaddin açıldı. Ömer Alaaddin fazla açıldı orada. Sahanın genişliğini kullanmak istiyor. Takım arkadaşları Alaaddin'in yana açılmasına pek alışkın değil. Erol yine vurdu out. Alaaddin'in öne koşu atmasını bekliyor. Hem Nasuh hem Ömer ayağına topu aldığında şaşkınlığa uğradılar bir an. Nereye atacaklarını şaşırdılar. Çünkü Alaaddin'in öne koşusuna bekliyordu ikisi de. Alaaddin yana açılınca biraz atak gecikti diyebiliriz. Alper kale vuruşunu kullandı. Nasuh karşıladı. Kuzey, Çakıcı,
Şimdi Taha. Taha terste. Batu boş. Görürse tehlike. Kerem araya girdi. Batu. Batu. Aras. Aras. Nasuh kazandı topu. Nasuh. Oo, güzel hareket. Nasuh bir güzel hareket daha. Batu orada Aras'la çarpıştı. Arap pası Nasuh'tan. Alaaddin bugün sağ bek gibi oynuyor. İleri bir türlü çıkamadı. Saha da geniş olunca şöyle geriden baktığınızda Fethiye 1923 sanki dörtlü savunmayla oynuyormuş gibi. Ömer sağ stoper gibi, Alaaddin sağ bek gibi görünüyor. Dizilişi 4-2-1 gibi görünüyor geriden Fethiye 1923'ün. 3-3-1 tarzında oynamasına rağmen. Kerem. Kerem. Kerem düşmedi. Kerem çizgiye taşıyor topu. Yunus Emre var yanında. Destek geldi. Kerem. Savunma uzaklaştırdı. Mehmet Şahin. Mehmet Şahin ceza sahasına giriyor. Mehmet Şahin, Erol çıkarttı. Nasuh şut şansı. Nasuh vurdu. Savunmadan sekti. Şimdi uzaklaştırıyor. Orada Kuzey Mustafa Taha. Taha Arel'den sıyrıldı. Ömer kademede kritik bir müdahale. Arel arkasına attı Alaaddin'in. Alaaddin oyunda tutuyor. Çakıcı Taç. Nasuh. Açtı oyunu. Mehmet Şahin. Kerem orada boş. Şimdi gördü Kerem'i. Kerem önünde büyük boşluk. Erol doğru koşuyor, atarsa tehlike olur Kerem. Kerem. Kerem zora sürdü topu, savunmadan sekti. Nasuh. Nasuh. Maçtan önce Süleyman Hoca ile sohbetimizde bu sahanın geniş olmasını, Alaaddin'le avantaja çevirebiliriz demişti ama şu dakikaya kadar o genişliği birazcık dezavantaja çevirmiş durumda Fethiye 1923 kendi lehine. Alaaddin Kuzey uzaklaştırıyor. Tek paslarla birinci, ikinci pasta hücum hattını golle burun buruna getirebilen bir oyun anlayışı vardı Fethiye 1923'ün. Lig boyunca savunmada uzaklaştırmak için atılan her top bile tehlikeli olabilecek durumdayken, bugün ilk 5 dakika itibariyle, daha maçın başında gördük sorunu. Bu maçı sonradan izleyecek olan oyuncular için özellikle bunu anlatıyorum. Bu durumu görüp buradan ders almaları gerekecek. Batu oyunu genişletti. Kerem kademeye giriyor, korner. İlk köşe vuruşunu kullanacak Dalaman Atletik. Bekler açısından, beklerin bindirmesi açısından gerçekten çok uygun bir saha ama kanatlar için alışık değilse sıkıntı olabiliyor. Şimdi Aras. Evet. Aras köşe vuruşunu kullanacak. Biz içeriye çevirelim kamerayı. Aras yüksek bir orta, dışarıda. Adrese teslim bir orta Aras'tan. Kuzey'in kafasına gönderdi resmen topu. Kuzey istediği gibi vuramıyor. Üstten avuta gitti top. Arel kale vuruşunu kullanacak. Ömer. Alaaddin. Nasuh. Nasuh attı ileriye doğru Erol. Erol açıldı top ayağından. Alper'in kontrolünde out. Alper'den uzun bir kale vuruşu. Kerem. Savunma uzaklaştırdı orada. Taha.
Aha sağda Batu bindirdi. Görürse tehlike olur. Aktaramadı. Mehmet Şahin girdi araya. Şimdi Aras. Kerem çalımla ilerliyor. Kerem attı Erol'un koşu yoluna. Savunma kesti topu. Kerem tekrar aldı. Ceza sahasında Yunus Emre. Taç mı? Hayır, Batu çıkarmadı. Kerem taç. Mehmet Şahin, Erol tek pası geçmedi oraya. Evet, kanat değişikliğine gitti. 1923 orada. Kerem'i sağa gönderdiler. Alaaddin biraz daha solda. Şu anda hatta direkt sol kanatta diyebiliriz. Alaaddin kaleye gitmeye alışkın olduğu için orada büyük kaleyi görünce kalenin yanından ayrılmadı. Kazım Hoca ve Süleyman Hoca bu durumu görünce erken bir müdahaleyle sol kanada çektiler Alaaddin'i. Alper. Tamam Alper, güzel. Taç. Biraz daha canlı. Aras, haydi biraz daha. Batu, hadi oğlum Batu. Maçın 1/4 kısmı geride kaldı. Maçta izlediğimiz ilk şutun gol olmasından sonra etkili bir şut gelmedi diyebiliriz. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fethiye 1923'ün. Orta sahada geçen bir oyun daha çok. Nasuh attı Erol'a doğru. Erol sol çizgide Erol. Çevirdi içeriye. Savunma uzaklaştırıyor yine orada Buğra. Aras. Nasuh kazandı topu. Nasuh. Kerem. Trivela denedi. Alper için rahat bir top. Alper degajı. Mehmet Şahin karşılıyor. Batu. Aras. Alaaddin savunmaya yardıma geldi ve kazandırdı topu. Mehmet Şahin. Nasuh dönemedi. Kuzey. Pası geçmedi ve taç. Batu. Taha. Taha. Korner. Aras köşe vuruşunu kullanacak. Orta. Kuzey vuramadı. Kerem şimdi kontratak şansı. Çok kötü bir pas taç. Daha Mehmet Şahin'le mücadelesi yine. Mehmet Şahin ayakta kaldı. Müdahaleyi yaptı. Taç. Daha. Taç. Yaklaş ama yaklaş. Orayı. Gel şuraya, gel şu alana ya. Batu. Daha. Alaaddin girdi araya yine taç. Mehmet Şahin, Alaaddin. Alaaddin gördü tersi. Ömer, Kerem. Ömer attı Kerem'e doğru. Kerem. Kuzey kazandı topu ama faul diyor hakem. Evet, sağlıkçı çağırdı hakem. Kerem kalkamadı yerden. İstersen
tedavi devam ederken Mustafa Taha'ya yedek kulübesinden taktik geldi orada. Mehmet Şahin'le ikili eşleşmelerde ne yapması gerektiğini söylediler. Evet, tedavi tamamlandı. Arel kullandı, savunma Kuzey karşılıyor. Alaaddin. Nasuh yerde devam ediyor hakem. Kuzey, Mustafa Taha, Batu, Aras, Arel kazandı topu, attı Alaaddin'e doğru. Erol halı sahada zannetti bir an kendini. Top pası geçmedi. Aras, Kuzey. Buğra, Alaaddin'de kaldı top. Alaaddin dikini ilerliyor. Alaaddin sağda Kerem var. Görürse tehlike, arkasına attı topu. Bugün bütün pasları arkasına atıyor 1923'lü oyuncular. Ömer daha girdi araya. Kerem havalandırdı. Karambol, Buğra. Arel. Ömer. Kerem, Ömer. Attı ileriye doğru. Erol aldı topu. Erol sağda, Kerem indirdi. Kerem çizgide. Buğra var karşısında. Kerem korner. Evet. Erken bir hamle geldi. Dalaman Atletik Spor'dan. 17. dakika. Çıkan oyuncu 48 numara Batu Dursun. Yerine 8 numara Ömer Keskin giriyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Herkese aşan top. Mustafa Taha. Alaaddin. Taha kazandı kontratak şansı. Alaaddin. Taha düştü kaldı top yine onda. Taha. Alaaddin kazandı topu. Kerem. Erol. Nasuh geldi. Nasuh iyi döndü. Nasuh şut açısı arıyor. Nasuh vurdu. Savunma uzaklaştırıyor. Mehmet Şahin. Pas şut karışımı bir vuruş. Tekrar Mehmet Şahin. Erol destek bekliyor. Kimse gelmedi. O ortası savunmada. Yunus Emre uzaklaştırdı. Kısa düştü. Alaaddin. Ömer uzaklaştırdı. Arel. Erol'dan önce yine Buğra. Mustafa Taha'ya çok güzel bir pas oldu. Taha. Kademede Mehmet Şahin. Kerem kazandılar topu. Kerem taça gönderdi. Mustafa Taha hocasının taktik söylemlerinden sonra küçük bir isyanını dile getirdi. Hocam her topa ben koşuyorum, yoruldum artık diye. Mustafa Taha ortası. Kuzey kontrolü iyi değil. Arkasına düştü Aras. Aras şutu. Sualp çıkarttı topu. Gol diyor hakem. İyi, hayır, devam dedi. Yanlış anladık. Oyun durduğu anda inceleyeceğiz kamerada, inşallah açıdadır. Bizim gördüğümüz kadarıyla çizgiden çevirdi Sualp. Evet, oyun durdu, inceliyoruz. Mustafa Taha ortası. Kuzey kontrolü iyi değil. Arkasına düştü Aras. Aras şutu. Sualp çıkarttı topu. Gol diyor hakem. İyi, hayır, devam dedi. Yanlış anladık. Oyun durduğu anda inceleyeceğiz kamerada, inşallah açıdadır. Bizim gördüğümüz kadarıyla çizgiden çevirdi Sualp. Mustafa Taha ortası. Kuzey kontrolü iyi değil. Arkasına düştü Aras. Aras şutu. Sualp çıkarttı topu.
Gol diyor hakem. İyi, hayır, devam dedi. Devam dedi. Yanlış anladık. Oyun durduğu anda inceleyeceğiz kamerada, inşallah açıdadır. Bizim gördüğümüz kadarıyla çizgiden çevirdi Sualp. Evet, oyun durdu, inceliyoruz. Evet, teknik direktör Mete Akar çok itiraz edince hakem sarı kartı gösteriyor. Evet, diğer Mete Hoca da sarı kart gördü. Oradakini görüyor, buradakini görmüyor. Arel kaleye doğru, Alper çift yumruk. Nasu, Nasu şutu out. Gerçekten şöyle bir bakalım. Zor bir karar olacak. VAR incelemesi bizim için. Tabii siz yayında benden önce gördünüz, yani bu söylemimden önce VAR incelemesi yapıldı. Şu an VAR incelemesi sonra yapıldığı için ne çıktı bilmiyorum oradan. Ama tam açıda olmadığımız için zor bir inceleme olacağını söyleyebilirim. Sualp elinden kaçırmasa hiç bu kadar tartışmaya bile gerek kalmayacak. Daha dikkatli olması lazım Sualp'in. Ömer, Erol yine ileride bir değişiklik 1923'te. Şimdi Alaaddin kaleciden döndü. Kerem kaleci. Bir daha Kerem dışarıda. Alper yine yaptı yapacağını. Çok kritik kurtarış. 3 pozisyon arka arkaya. Kalesinde devleşiyor Alper. Alaaddin'in şutu, dönen top Kerem. Neredeyse boş diyebileceğimiz bir pozisyonda çok hızlı kalktı yerden Alper. Dönen topla açıyı kapattı ve Kerem dışarıya gönderdi. Şimdi kısa düştü kale vuruşu. Mustafa Taha kurtar topu. Sağa doğru pası Ömer. Ömer, Mehmet Şahin. Çalım Ömer ortası. Özür dilerim, Çakıcı orada pozisyonun içindeki isim. Taç. Mustafa Çakıcı. Kaleye vursa golle burun buruna kalabilirdi ama ortayı tercih etti orada. Şimdi Mustafa Taha çıkarttı. Savunma Alaaddin. Oğlum şu oyununu karıştırma ya. Yine az önce formasyonda küçük bir değişiklikle pozisyona girmişti Fethiye 1923. Alaaddin bu kez en ileri uçta. Kerem solda, Erol sağda. Balaman Atletik'te de Çakıcı son 3-4 dakikadır sağ açıkta oynuyor. Ömer orta sahada. Çakıcı. Kuzey. Mustafa Taha. Yine Mehmet Şahin var karşısında. Mustafa Taha. Mustafa Taha sıyrıldı. Ortası. Arel. Çakıcı. Aras hazırlık yaparken vuramadı topa. Savunma uzaklaştırıyor. Uğra, Kuzey, Aras. Taha'yı görürse tehlike. Taha terste bomboştu. Şimdi Çakıcı'ya doğru. Çakıcı. Çakıcı Ömer'den sıyrılamadı. Erol kontratak şansı. İleride Alaaddin boş. Alaaddin sakin ol diyor. Erol gönderdi Alaaddin'e. Alaaddin kurtardı topu. Tekrar Erol'a doğru düşündü ama Kuzey araya giriyor. Taha. Taha. Kerem kazandı topu ama pas oldu Aras'a. Aras. Aras Ömer'den sıyrıldı. Aras vurdu kaleci Sualp ve Arel kornere gönderiyor. Aras vurdu. Yine Sualp'i zorlayan bir şut. Arel hiç riske girmedi orada. Kornere gönderdi topu. Köşe vuruşunu kullanacak. Aras
Bu kez ters kanattan. Alaaddin de geldi savunmaya yardıma. Aras ortası. Kimse vuramadı. Mustafa Taha önü boş. Vurmadı, çekti ve pozisyonu kaybetti. Mahsun el bekliyor. Devam edin dedi hakem. Yunus'un şutu. Alaaddin. Taha. Ömer. Çakıcı. 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 Çalımı. Mehmet Şahin var karşısında. Çakıcı. Çakıcı penaltı arıyor. Mehmet Şahin ayakta kaldı ve topu kazandı. Alaaddin. Alaaddin çalımı Ömer'e. Alaaddin. Alaaddin hızla ilerliyor sol kanattan. İçe kat etmek istedi. Bir dönüm tarla var önünde Alaaddin. Biraz daha sola sürsen rakibini sen hızınla alt edebilecek kapasitedesin. Şimdi Nasuh kazandı topu. Nasuh kaybetti. Sağda çok açılmıştı Erol. Oyuncuların fazla açılması bugün, hızlarını da kullanamıyorlar. Hem Çakıcı hem Alaaddin. Orada ikisi de fazla açıldığı için rakibi onlar kaleye gidene kadar geliveriyor kademeye hemen. Daha Kerem Taç. Uyanık olacaksın. Biraz kendini uyan. Hareket et. Sen karar vereceksin bazı şeylere. Açın, açın, açın. Ayağını. Yunus. Devam et, devam et. Ömer. Taha. Devam et, açtın. Tamam, ne yapıyorum? Geç. Oynar. Aras yine kullanacak köşe vuruşunu. Çizgiye koydu diye. Evet. Kuzey ve Alaaddin'i yanına çağırıyor hakem. Kamera oraya bakıyor muydu bilmiyorum ama biz Aras'a bakıyorduk. Hayır, hakem ne Evet. Tribünlerden sahaya şişe gelince karıştı orası. Oyun devam ediyor şimdi. Karambol, Aral, penaltı bekliyor atletikli oyuncular. Korner mi? Hayır. Hakem ilk kere bitiren videoyu çalıyor. Evet, biz de itirazlarını sebebiyle Dalaman Atletik'in son pozisyondaki penaltı itirazı sebebiyle pozisyonu inceliyoruz. Aras yine kullanacak köşe vuruşunu. Aras yine kullanacak köşe vuruşunu. Şişe gelince karıştı orası. Oyun devam ediyor şimdi. Karambol, Aral. Şişe gelince karıştı orası. Oyun devam ediyor şimdi. Karambol, Aral. Evet, Mehmet Şahin'in yaptığı harekete Kazım Hoca çok kızıyor. Gerçekten hiç yakışmayan bir hareketti. Orada Mehmet Şahin bu tarz bir oyuncu da değil. Tribünde tartışma devam ediyor. İlk yarı sonucu Fethiye 1923-1 Dalaman Atletik Spor 0. İkinci yarı yine buradayız, bir ara ayrılmayın. Evet, iki takım da ikinci yarı için sahadaki yerini aldı. Bakıyorum. Fethiye 1923'te bir değişiklik yok. Dalaman Atletik'te de bir değişiklik yok. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarıya Fethiye 1923 başlıyor. Erol kaleye doğru Alper. Erol santrayı kaleye doğru denedi. Alper
kontrol etti. Degajı taç. Alaaddin'e doğru bir top. Alaaddin out. Ate vur gitsin. Burada değişiklik yok ama formasyonda değişiklik var. Dalaman Atletik'te Aras geriye savunmaya gelmiş. Dizil işte biraz daha sol bekte diyebiliriz. Buğra ileriye sol açığa geçmiş. Şimdi Alaaddin Yunus Emre ile mücadelesi. Yunus Emre kazandı. Yunus Emre uzaklaştıramadı Alaaddin. Alaaddin çıkarttı Nasuh'a doğru. Nasuh şut açısı arıyor. Nasuh ceza sahasında. Nasuh düşmedi. Nasuh şimdi düştü. Devam diyor hakem. Korner. Nasuh penaltı bekliyordu. Eğer kamera açısını etse bir inceleyelim. Aslında Nasuh da penaltı beklemedi ama biraz penaltı kovaladı Nasuh orada. Nasuh şut açısı arıyor. Nasuh ceza sahasında. Nasuh düşmedi. Nasuh şimdi düştü. Nasuh şut açısı arıyor. Nasuh ceza sahasında. Nasuh düşmedi. Nasuh şimdi düştü. Erol'un ortası. Kerem'den önce Aras vurdu. Şimdi Nasuh kazandı topu. Nasuh çevirdi. Aras korner. Bir hareketiyle 3 oyuncuyu birden oyundan düşürdü Nasuh orada. Erol yine köşe vuruşunu kullanmaya gidiyor. Evet. Hakem Ömer Keskin'i Alaaddin uyarıyor. Orta geldi. Alper yumrukladı Nasuh. Tekte vurmak yerine kontrolü tercih etti. Mustafa Taha zorluyor. Nasuh sakladı topu. Üç kişinin arasından çıkamadı. Taha gönderdi ileriye. Ömer sektirdi. Çakıcı'dan önce Sual çıktı aldı topu. Sualp degajı kullandı. Kuzey. Kerem. Erol'dan önce Buğra. Buğra Ömer'i geçti. Buğra çevirdi içeriye. Çakıcı şutu. Savunma ve kaleci Sualp. Sualp degajı uzun gönderdi. Aras sektirirse tehlike. Sekmedi top. Ömer Keskin. Buğra. Arel girdi araya. Uzaklaştırıyor. Aras, Buğra, Ömer. Şimdi Ömer Keskin. Buğra. Çakıcı. Ömer Keskin. Kerem kazandı topu. Çakıcı. Buğra'ya doğru. Buğra güzel bir orta geldi. Kerem uzaklaştırıyor. Şimdi Ömer Keskin şut açısı arıyor. Mehmet Şahin ayak koydu. Kuzey Çakıcı'dan önce Arel uzaklaştırdı. Alaaddin güzel kontrol. Alaaddin iyi sıyrıldı. Alaaddin yetişemiyor topa. Kaleci Alper. Aras Çakıcı'ya doğru. Çakıcı etrafında büyük boşluk. Çakıcı şut açısı arıyor. Mustafa Taha'ya doğru karşı karşıya Mustafa Taha. Kritik bir müdahale Arel'den. İki oyuncu da yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Buğra'nın ortası kaleci Suat ve hakem oyun durduruyor. Taha'ya şut attırmamak için
önüne atladı Arel. İki oyuncu da sakatlık geçiriyor. Taha kalktı, Arel yerde. Soalp degajı yine uzun gönderdi. Aras, Nasu, Erol kafa pası Alaaddin'e doğru, Aras taça gönderiyor. Ömer bayılmış, taç atışını kullandı Alaaddin. Kontrolü güzel, Alaaddin çizgide çevirdi içeriye, savunmada Nasu dışarıda. Yunus Emre uzaklaştırdı. Orada Nasu şutu. Az farkla dışarıya gidiyor. Korner itirazları var. Hakem out diyor. Alper. Mehmet Şahin. Taha. Çakıcı. Çakıcı terse dönmek istedi. Erol uzaklaştırıyor. Şimdi Alaaddin. Alaaddin'den Kerem. Kerem Alaaddin önüne istiyor yine. Kerem. Kerem zorluyor. Kerem. Yunus Emre. Taç. Yunus. Taç. Yunus Emre yine kullanıyor taç atışını. Evet, evet, oyna ileride. Kerem tekrar taç. Adım adım yaklaşıyor kaleye. Taç atışlarıyla Dalaman Atletik. Mustafa sakla, sakla, sakla. Yunus Emre, Kuzey, Buğra. Buğra, Erol'la mücadelesi. Buğra bırakmadı topu, Aras'a döndü. Aras. Çakıcı. Çakıcı Arel var karşısında. Çakıcı Arel'den sıyrıldı. Ömer kademede tekrar Çakıcı. Mustafa Taha kontrolü iyi değil. Şutu dışarıda. Taha ters açıdan güzel bir şut çıkardı ama direğin yanından dışarıya gidiyor top. İkinci yarıdaki en etkili pozisyonu diyebiliriz Dalaman Atletik için. Arel. Erol. Nasu harika bir top Kerem'e doğru. Kerem karşı karşıya. Kerem ve gol! Kerem İrfançil sağ ayağının dışıyla bu gol olmaz denilen zayıf bir vuruş yaptı ama Alper'in bacaklarının arasından topu ağlarla buluşturuyor Kerem İrfançil. Sağ ayağının dışıyla güzel bir vuruş, gollük bir vuruş ve kaleci Alper'i mağlup ediyor. 2-0 oluyor skor. İkinci yarıdaki en etkili pozisyonu diyebiliriz Dalaman Atletik için. Arel. Erol. Nasu harika bir top Kerem'e doğru. Kerem karşı karşıya. Kerem ve gol! Kerem İrfançil sağ ayağının dışıyla bu gol olmaz denilen zayıf bir vuruş yaptı ama Alper'in bacaklarının arasından topu ağlarla buluşturuyor Kerem İrfançil. Sağ ayağının dışıyla güzel bir vuruş, gollük bir vuruş ve kaleci Alper'i mağlup ediyor. 2-0 oluyor skor. Dakika 34. Haydi oğlum, haydi. Oyun tekrar hareketleniyor. Çakıcı, Yunus Emre. Hadi, hadi, hadi.
Kerem, Taha, Ömer Keskin. Taha. Destek geldi Çakıcı'dan. Çakıcı. Çakıcı. Taha. Ortası içeriye doğru. Kuzey'in kafa vuruşu, kaleci Sualp. Sualp. Kuzey karşıladı. Seken top tekrar Sualp. Sualp yine degajı ortaya doğru gönderdi. Alaaddin kontrolü edemedi. Alaaddin, Nasuh daldı. Dört kişinin arasına çıkamadı. Oyun devam ediyor. Aras Çakıcı'ya doğru. Çakıcı tek başına ileride. Çakıcı Ömer'den sıyrıldı. Çakıcı çekti topu. Çakıcı top ayağına yapıştı. Adeta Nasuh kazandı. Erol Alaaddin önüne istiyor. Erol çok iyi gördü. Alaaddin çizgide. Alaaddin çekti topu. Alaaddin Aras girdi araya. Korner. Evet. Erol köşe vuruşunu kullanacak. Arele çıkma dedi hocaları. İleride içeride iki oyuncu yayda Nasuh bekliyor. Fethi 1923'te orta geldi. Kuzey'den seken top Nasuh. Bomboş topla buluştu. Nasuh ortası. Alaaddin. Aras kazandı topu Buğra. Çakıcı'ya doğru. Çakıcı. Ters kanatta Taha var. Çakıcı. Buğra ceza sahasına girmeye çalışıyor. Yerde kaldı faul. Ceza sahasının bir adım dışında yerde kaldı Buğra. Ömer'in yaptığı hareket faul diyor hakem. Tehlikeli bir noktadan serbest duruş kullanacak Dalaman Atletik Spor. Evet, düdük geldi. Çakıcı'nın vuruşu yandan out. Güzel bir kesme vuruş Çakıcı'dan. Kaleyi bulsa enfes bir gol izleyebilirdik. Sualp hareketsiz kaldı bir an orada. Ama yandan out'a gidiyor top. Arel kale vuruşunu kullanacak. Arel, adrese teslim bir pas Kerem'e doğru. Kerem döndü geri. Mehmet Şahin attı ileriye doğru. Nasuh çıkarmazsa tehlikeli olur. Nasuh Yunus Emre. Nasuh çıkarmadı topu çizgide. Nasuh ceza sahasına girdi çıktı. Kerem içeriye ortası Alper. Alper çok uzun bir degaj. Arel karşıladı. Çakıcı aldı topu. Çakıcı. Taha'nın koşu yoluna denedi. Şimdi Taha ezdi topu. Erol uzaklaştırıyor. Tehlikeli olabilir Yunus Emre sektirirse. Sektirmedi. Pas oldu bu. Ama kaleci Sualp kazandı topu. Maçın 4'te 3'lük kısmı geride kaldı. 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Fethi 1923'ün. Erol ve Kerem'in golleriyle. Buğra, Çakıcı vurdu. Yandan out. Arel kale vuruşunu kullanacak. Yine Alaaddin'in önünü düşünürse tehlikeli olabilir. Kuzey'in arkası büyük boşluk şu anda. Kerem'i düşündü yine. Kerem kafa vuruşu. Alper çıktı kalesinden. Uzun bir vuruş. Arel karşılıyor. Ömer hemen Erol'u çağırdı desteğe. Ters bir topta etkili olabilir orada. Buğra diye Erol da koştu. Çakıcı. Ömer Keskin.
Ömer Keskin Kerem'i geçmeye çalışıyor. Şimdi Çakıcı çizgiye sürdü. Ömer Keskin offside. Hemen başladı Mehmet Şahin. Nasuh. Kerem Nasuh. Nasuh Alaaddin'i düşünürse tehlikeli olur. Nasuh vermedi ona. Terste Erol var. Erol'u düşündü. Buğra'da kaldı top. Buğra Nasuh'a verdi topu tekrar. Nasuh. Nasuh dönmedi Erol'a. Faul. Arel kullanacak serbest duruşu. Bizim için zor bir çekim açısı olacak. Arel doğrudan kaleyi düşünürse tehlikeli olabilir. Serbest duruş öncesinde bir oyuncu değişikliği daha. Dalaman Atletik Spor'da Mustafa Tağbaşdoğan 9 numaralı formasıyla kenara geliyor. Gerçekten ilk yarıda çok etkili atakları. Çok yoruldu Mustafa Taha. İkinci yarıda oyundan düşünce hocalar onu oyundan alıyor. Forma numarasını göremedik henüz giren oyuncunun. Evet, 11 numaralı formasıyla Ege Kılınç oyuna giriyor. 2 kişilik baraj Dalaman Atletik'te. Ve Arel topun başında. Düdük geldi. Arel. Kötü bir vuruş. Şut mu pas mı bilemedik ama out'a gidiyor top. Ayrıca Alper kale vuruşunu kullanacak. En köşeye dikti topu. Gönderdiği yerde Kerem. Out. Yunus Emre. Yine Kerem Taç. Yunus Emre kullandı. Arel uzaklaştırıyor. Alaaddin'den önce Kuzey. Karambol'de Ömer Bayılmış. İleriye doğru gönderdi. Aras. Aras pası geçmedi Nasuh'tan. Tekrar Aras. Nasuh. Aras faul. İtişmelerde. Faul yapıyor orada Aras. Arel hemen kullandı. Erol'un koşu yoluna. Erol çevirdi içeriye kaleci Alper. Alper yine uzun bir degaş. Çakıcı kontrol edemedi. Kaleci Sualp çıktı aldı. Mehmet Şahin. Nasuh. Nasuh, Sualp, Taç. Yunus Emre, Nasuh, Mehmet Şahin, Nasuh, Ege, Nasuh, Kuzey, Ömer Keskin, Çakıcı. Çakıcı Kerem ayak koydu, Arel. Uzaklaştırıyor. Buğra. Erol ayak koydu. Taç. Çöp poşeti girince sahaya hakem hemen durun dedi. Ve oyun tekrar hareketleniyor şimdi. Aras. Buğra yine çevirdi içeriye. Kaleci Sualp. Sualp degajı Kerem'in önüne. Kerem büyük boşluk orada. Yunus Emre var karşısında. Kerem Alaaddin geldi. Vermedi Kerem. Nasuh karşı karşıya bıraktı kendini birden. Nasuh vurdu kaleci Alper. Nasuh köşeyi bomboş görünce plaseyi vurmak istedi ama Alper iyi kapattı orada. Şimdi Aras'la kontra atak şansı. Buğra Çakıcı'ya doğru. Çakıcı. Tekrar Buğra. Buğra ceza sahasına girdi. Çekti topu. Şimdi pası. Kerem. Tekrar Buğra. Çıkarttı Çakıcı'ya doğru. Çakıcı'dan. Ömer Keskin. Mehmet Şahin şut şansı tanımadı. Şimdi Arel kademede yerde kaldı. Devam edin diyor hakem. Mehmet Şahin. Nasuh'un önüne atmak istedi. Şimdi Kerem. Kerem güzel bir fake çalım. Yanlışlıkla da olsa, bilerek de olsa Kerem bunu hep yapıyor. Şimdi Alaaddin'in önüne bıraktı. Alaaddin ceza sahasına girdi. Kuzey'in müdahalesi. Tekrar Alaaddin.
Alaaddin çekti topu. Kerem'e doğru. Ege girdi araya. Nasuh. Nasuh. Nasuh yatırdı rakibini. Köşe gönderinde bekliyor Nasuh. Out. Korner almak istedi Nasuh. Başaramadı. Alaaddin'i uyarıyor Kazım Hoca ve Süleyman Hoca. Çok çekti maçın başından beri. Topları sürekli geri çektiği için şut at daha iyi dar açıdan. Çekip top kaybedeceğine dedi. Umarız Alaaddin bunu dinler. Takımı için faydalı olması için. Şimdi Nasuh. Alaaddin. Alaaddin Erol'u gördü. Erol. Alaaddin önünü istiyor. Harika bıraktı. Alaaddin dar açıdan. Alaaddin vurdu kaleci Alper. Dönen top Kerem. Sekti top. Kerem açısını kaybetti ve savunmada yerleşiyor. Kerem ortayı açtı. Kuzey kafayla karşılıyor. Yine Nasuh. Nasuh Mehmet Şahin'e vermedi. Şimdi verdi Mehmet Şahin. Ortası Kuzey. Erol. Erol out. Maçta normal sürede son 5 dakika. 2-0 üstünlüğü devam ediyor Fethi 1923'ün. Dalama Atletik bir türlü ileride çoğalamadı. Fethi 1923 ise bir 10 dakikadır Atletik'in baskısı vardı. O baskıyı kırıp rakip kalede net ataklar bulmaya başladı ama 3. golü bulamadı bir türlü. Şimdi Buğra sıyrılırsa tehlike. Korner. Hocam Alper de çıksın. Mete hocam. Mete hocam Alper de. Alper de çıkmak istiyor ama görmedi Mete hoca onu. Köşe vuruşu. Gol olabilir. Orta. Çok kötü bir orta. Köşe vuruşunda. Out'a gidiyor top. Gol olabilir dedik. Ömer Keskin kötü bir vuruş çıkardı. Arel pasla başladı Mehmet Şahin'e doğru. Mehmet Şahin, Kerem. Kerem Nasuh önüne istiyor. Şimdi bıraktı Nasuh'un önüne doğru. Nasuh açtı ayağından topu. Nasuh çekti. Çıkmadı top. Nasuh içeriye çevirdi. Ege karşılıyor. Şimdi tekrar Nasuh şut açısını buldu. Nasuh vurdu kaleci Alper. Nasuh'un şutu kaleci Alper köşeden iyi çıkardı. Mehmet Şahin, Kerem. Taç. Evet, son 3 dakika normal sürede. Son 3 dakikaya girerken Fethiye 1923 ilk değişikliğini yapıyor. İlk golün sahibi 7 numaralı formasıyla Erol Kula kenara geliyor. Ve yerine 11 numara Çınar Kundakçı giriyor. Özür dilerim, 9 numara Çınar Kundakçı giriyor. Çınar her maç farklı numara giydiği için artık şaşırıyoruz. Bizde 9, 19, 11 değişik numaralar. Ben biri hiç giymedi gerçi de. Şimdi Çınar. Çınar harika bir pas. Alaaddin karşı karşıya Alaaddin. Alaaddin kaleci Alper. Alper çok öne çıkmıştı Alaaddin. Açı daralınca hemen vurmak istedi Alper. İyi çıkardı. Şimdi çıkmaya çalışıyor Atletik. Nasuh. Nasuh. Ege ayak koydu. Kerem. 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 Topu köşeye çekti. Kerem iyi sakladı orada topu. Kuzey çıkarttı. Kerem out. Alper. Oo, Mehmet Şahin. Kerem taç. Kerem bugün o büyük kalenin orada kaleyi görünce dışarı atıyor topu. Taça atıyor.
Buğra. Şener uzaklaştırdı. Taç. Son dakika maçta normal sürede. Yunus taç atışını kullanıyor. Uzun taç kullanmak istedi. Çakıcı'ya doğru. Çakıcı pası arasın, şutu out. Aral. Aral kale vuruşunu Kerem'e adrese teslim bir pas olarak kullandı. Kerem kontrolü iyi değildi. Nasuh şimdi al topu. Nasuh solda, Çınar boş sağda. Alaaddin Nasuh yerde, faul. Kart gelir mi? U14 de olsa kırmızı kart bile olabilir ama U12'de kolay kolay kart çıkartmıyoruz dedik ama çıkarttı hakem. Sarı kart. Nasuh. Değil. Alaaddin vuracak bu kez, evet. Areli bekliyorduk. Nasuh da değil, Alaaddin serbest duruşu kullanacak. Golü çok istiyor Alaaddin bugün. Özellikle ikinci yarıda, ilk yarıda yoktu diyebiliriz. Sağ bek gibi oynadı ilk yarıda ama ikinci yarıda hocalarının da uyarısıyla daha etkili olmaya başladı. Henüz golle buluşamadı. Belki bu pozisyonu sonuçlandırabilir Alaaddin. Alper iki kişilik baraj istedi. Düdük geldi. Alaaddin tribüne gönderdi topu. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Maçın son pozisyonu diyor. Maçın sonucu Fethiye 1923-2 Dalaman Atletik Spor 0. Evet. Evet, maçın sonucu Fethiye 1923-2 Dalaman Atletik Spor 0. Fethiye 1923 finale ismini yazdıran taraf oluyor. Muğla şampiyonluğu için yine finalde Fethiye 1923 ve Dalaman Atletik de üçüncülük maçında Saburhane ile karşılaşacak. Fethiye 1923 ise finalde Düverek Güneşspor'un rakibi oluyor. Evet, el ele tribünlere geliyor 1923'lü oyuncular. 1-2-3 Antalya! Evet, yayınımız burada sona eriyor. Videoyu beğenip paylaşmayı sosyal medya mecralarından Mehmet Durman var bizde bu sayfaların takip etmeyi, YouTube Mehmet Durman kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.